Öyle de böyle de programından herkese tekrar sevgiler. Ben Burçak Yüce. Ben Erkan Özbey. Bugün kimler var? Şahane bir program bizi bekliyor Erkancığım. Yine birbirinden ünlü, birbirinden keyifli, tatlı, bizim enerjimizi yükseltecek şahane konuklarımız var. Çok büyük iki usta oyuncu şu an bizlerle. Kimler evet. Onlar? Sevgili Nami Esat Gil ve Arzu Yanardağ. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Şahane bir oyununuz var. Ben bizzat gittim, izledim, çok keyif aldım. Özellikle ikinizin rollerinin değiştiği sahne inanılmazdı. Aynı zamanda Nami Bey, sizin dublajla ilgili çalışmalarınızı biliyoruz. Hemen Nami Bey gitse, bir başka kişi gelse mesela, Allah gelebilir mi? Göster çocuğum. Göster, ne yaptın? Ya, dublaj öyle bir şey değil. Yani aslında normal sesimizle. İşte Arzu da yapıyor dublaj. Yani onun da var o hünerleri bu arada. Çok farklı bir şey değil ya. Ben tabii 40 senedir yaptığım için hani çok yabancılamıyorum artık ama. Oyunculuğun bir getirisi ama herkes de yapabiliyor mudur? Ya şey yani, ya, hakkını verebiliyor mudur? Yetenek diye düşünüyorum. Bir teknik var ama onun dışında da bir yetenek var. Sadece yanlış bir bilinen bir şey var. Onu düzeltmek isterim. Sesi güzel olan herkes dublaj yapabileceğini zannediyor. Her sese ihtiyaç var dublajda. Yani her türlü insan varsa her türlü sese de ihtiyaç var değil mi? Cadı var, işte şeytan tabii var, bilmem ne, hani yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Evet. Bir şekilde kötü sesle iyi sesle kullanılıyor. Önemli olan sesi kullanabilmek. Sesle oynayabilmek. O yüzden de sendikanın da kurulmasıyla bizim o dublaj veya seslendirmeci olan ismimiz mikrofon oyuncusu olarak da değişti. Bu da sizin programınızda vesile oldu, söylemiş olayım. Çok güzel. Keza oyunda Arzu bir bölümünde, hatta bir bölümde değil, neredeyse oyunun tamamında erkek rolüne bürünüyor ve orada daha kalın, daha tok bir ses kullanıyor. Mesela keza onu orada başarabiliyor. Değil mi Arzu? Evet. Ya tam tersi aslında. oyunun bir kısmında... Ben aslında öyle şu anda. Aslında biz tam tersiyiz aslında. Aslında ya şey... Zaten bu oyunu yazdıktan sonra ben işte ilk aradığım kişilerden bir tanesiydi. Çok da tesadüf oldu. Böyle kızının adı Alara. Ben de hiç yani bilmeden Alara diye bir rol yazmıştım falan filan. Sonra provalarda bir telefon konuşmamızda falan bir erkek sesi yaptı. Ben de böyle tamam ah dedim, bu Dürüye, bu Alara değil Dürüye. Sonra işte sevgili Nilay Dorsa Alara oldu. Sevgili Arzu da Dürüye oldu. Çok da iyi oldu. Evet. Herkes gitsin, kesinlikle kaçırmasın. Hatta biz Erkan'la şunu konuştuk sonrasında. O kadar tatlı bir fikir ve o kadar güzel örtüşmüş ki sizle. Yani bu sadece tiyatroda da kalmasa acaba böyle bir televizyon ekranlarına taşınacak bir projeye de dönüşebilir mi acaba diye açıkçası merak ettik. Şimdi aslında biraz aslında Arzu oyundan bahsetsin önce. Çok sevindim. Çünkü sevindim. Siz böyle tam ortasından bir yerden giriş yaptınız. Değil mi? Şimdi ne seyirci olduğunu? Diyecek ya nedir bunlar? Ne var? Biri erkek, biri kadın. Nasıl değişiyor bu cinsiyetler? Biraz oyunun konusunu anlatsın size. Evet, ben çok susmam çünkü Arzu da konuşsun. Nami çok keyifli, çok güzel bir vodvil yazmış ve ne kadar mutlu ki bana bu oyuna dahil oldum. Ne zamandır aslında hep bir flörtümüz vardı, evet. Nami ile. Hep bir oyun sahneye koyacağı zaman mutlaka benimle iletişime geçerdi. Tiyatro anlamında karışım tabii var mı? Tabii tiyatro anlamında. bu seneye kısmet oldu. Ben de tabii pandemiden beri bir oyunda yer almadığım için çok heyecanla dahil oldum. Sonra Dürüye rolü de bana geldikten sonra tabii bu heyecan daha da arttı. Çünkü gerçekten zor. Zor demeyelim, çok keyifli bir karakter. Yani sahnede onu canlandırmak çok keyifli. İnsanların reaksiyonlarına şahit olmak. Ve çok şanslı hissediyorum kendimi çünkü Nami yeteneğinin ve hani hem yazın yeteneğinin hem oyunculuk yeteneğinin haricinde de gerçekten çok iyi bir patron. Ki ben 23 yıldır tiyatro yapıyorum. Böylesini ilk kez gördüm. Ne güzel. Nasıl iltifatlar? Ya bu iltifat değil çünkü bunu. Stüdyoya girmeden önce ben. Bu iltifat değil tabii ki. Ekip işi yani. Evet, patron gerçekten olarak görmedim kendimi. Ekip işi karıştırmasın. Evet. O oyundaki o spontan durumlar falan da ne kadar tatlı oluyordu. Oyunu da biraz bahsedelim isterseniz. Evet. Bir Rüştü diye çok çapkın bir adam var. İşte üç tane kadını, zaten vodvillerin çoğu bu şekilde olur. Üç tane kadını idare etmeye çalışıyor.
kendi kuzenini de moda editörü yapacağım diye Drüye'yi aslında hizmetçi olarak çalıştırıyor. Bu arada da işte bir takım aksilikler oluyor ve eve bir elektrik ustası geliyor. O arada işte elektrik ustasıyla Drüye'nin elektrik akımına uğramaları sonucu ruhları yer değiştiriyor. Aslında bu ruh değiştirme olayları falan sinemada, tiyatrolarda zaman zaman kullanılmıştır. Hatta bu fikre ben de pandemi döneminde bir korku filminde rastlamıştım. Korku olarak çekmişler aslında filmi. Fakat o kadar kötü çekmişler ki dedim ki ya böyle bir komedi yapılabilir. Orada bir seri katil tam birini öldürecekken, bir kızı öldürecekken işte bir şimşek çakıyor falan filan. Yıldırım düşüyor ve ruhları yer değiştiriyor. Hani dedim ki bir vodvil çatısına bu şeyi oturtursak nasıl olur? Sanıyorum güzel de oldu. Biz çok keyifli oynuyoruz. Çok. Yani ekibimiz de çok, yani tiyatro zaten bir ekip işi. Yani en ufak bir aksamada hepiniz gidebiliyorsunuz. Sen yeteneklisin, ben yeteneksizim. Böyle bir şey yok. Yani herkesin aynı sinerjiyi de buluşması gerekiyor. Biz de onu iyi yakaladık herhalde. Ekip çok kalabalık mı? Ben neyim, 30 sayı. İzleyicilerimiz bunu bilmeli. Oldukça kalabalık bir ekip. Evet. 6 kişi aslında günümüz şartları için kalabalık. Yani 6 kişi oyuncu kadrosu var şu anda. Murat Dal var, ben varım. Arzu Yanardağ, Nilay Dorsa, İpek Tanrıyer ve Zeynep Buse Kale var oyuncu olarak. Evet. İşte bizim şansımız mı diyeyim, şanssızlığımız mı? Ekipte 6 bayan var. Evet. Reji asistanımız da bayan. Işıkçımız da bayan. 6 bayan, 2 erkeğiz sadece. Murat'la beniz. O biraz arada sıkıntı olabiliyor çünkü 6 bayan. Nasıl sıkıntı olabiliyor mesela? Ya işte benim yaşımda sıkıntı oluyor. Sende olmaz da. Ya şey ya hani bayanlar bizlere göre daha hassas insanlar. Ben de... O zaman Murat'ı da dahil etmemiz gerekiyor. Evet, 7 bayan oldu. Ya şey hani naçizane kabulleniyorum söylediklerini. Hani iyilik konusunda. Ben herkesi düşünen bir yapıya sahibim. Yani hayatım boyu hep böyleydi. Yani ailemi düşünürüm, çocuğumu düşünürüm. Yani sanatım ve sanatçılığımı hiçbir zaman ön plana çıkarmadım. Şöhretten hep kaçtım. Çünkü ailem öncelikliydi. Daha sonra tiyatrom. Benim için ailemden sonra hakikaten tiyatromda çalışan kişiler çok öncelikli. Yani benden daha önceler. Onların rahatı, huzuru, işte yemesi, içmesi, çayı, yani o kadar her şeylerini düşünüyorum ki. O da tabii altı bayan olunca biraz daha böyle aman onu da üzmeyeyim, aman şunu da üzmeyeyim derken ben bu oyuna başlamadan Barış Manço bir saç şaka yapıyorum tabii. Peki Nami abi, Murat'a düşen roller niye bu hep böyle çapkın roller? Yani sen alttan alta bize mesaj mı vermeye çalışıyorsun sence, sevgili Murat'la alakalı? Sen, yani biraz şimdi, gelecek zaten kendisine ya, soracağım ama. Muhakkak oyunlarda yakışıklı birinin olması gerekiyor. O da Allah'ın bana bir lütfu. Hatırlarsan No 309'da biz birlikte oynarken tanışmıştık No 309 dizisinde. Abi ne kadar yetenekli ve ne kadar yakışıklı bir çocuk öyle dedim. Orada da dostluğumuz ilerledi. Sonra ilk işte Caner'i bundan 5 sene evvel 6. sezonumuz. Ya dedim böyle bir rol var Caner'i oynar mısın? Abi bir okuyayım falan dedi. 6 sezondur birlikteyiz. Yani zaten 4,5 sene Caner'i oynadık. Arkasına biliyorsun bir Çetin Ceviz oynadık. Şimdi de Seni Gidi Beni oynuyoruz. Murat sahnede insanı, benim gibi insanları çok rahatlatan bir oyuncu. Çünkü ezberi çok kuvvetli. Mizanseni çok iyi kafasında tutuyor. Kalemi de iyi. Kalemi de iyi. Spontan işlerde doğaçlaması da iyi. Bunlar hep tabii artı pozisyonlar. O yüzden Murat'ı hep tercih etti. Yakışıklı, yetenekli. Daha ne arayayım yani? Evet. Hani daha ne arayayım? Bayanlar da muazzam yetenekli ve güzeller bu sene ekipte. Evet, gerçekten öyle. Evet, yani bir kere şey, hani oyunun boy ortalaması 1.80. Yani bayanların da öyle falan. Hani biz kısa kalıyoruz artık yanlarında. Evet. Nilay Dorsan'ın öyle. Biz Zeynep'in hani normal bir boyu olmasına rağmen ekibin içinde bir o kısa boylu kalıyor. Ama böyle şey manken, hepsi, ne diyeyim, hepsi öyle. Mankenler ordusu gibi bir... Hepiniz uzunsunuz. Evet, uzun bir ekip. Nami abi. Şimdi Erkan, Nami abi oyundan sonra hep mutlaka seyircilerinden helallik alıyor. Evet. Yani bu ilk gördüğümde bana çok enteresan ve çok samimi geldi.
hiç alışkın olmadığımız bir şey. Ben de ilk defa duyduğumda gerçekten mi dedim, ne oldu? Evet. Evet, yani çok benim güzel bir şey. Instagram güzel bir, sayfamda da hepsini yayınlarım. Çünkü güzel aslında bir hassasiyet. Şöyle de bir şeye inanıyorum. Hani kartvizit çok önemli bir şeydir ya hani Türkiye'de, ama ben kartvizite pek inanmıyorum. Yani insanlar ben çok iyiyim diyebilir, ben çok iyi oyuncuyum, ben çok iyi oyun yaptım. Bizim oyunumuz en harikası, en komedisi falan filan. Hani aynası laf ne iştir kişinin, lafa bakılmaz. Ben de bu finallerde bir helallik almaya çalışıyorum. Neticede o insanlar bilet parası ödüyor ve evet, ciddi paralar ödüyorlar. Diyorum ki işte ben bu kadar senedir kurdum, her oyunumdan sonra da bu helalliği alıyorum. Ve çok samimi bir şekilde soruyorum. Ve insanların bu hakkı var. Yani orada birisi kalkıp da ben sevmedim de diyebilir. Hı hı. Siz de yaşadınız yani onu işte. Hı hı. Ama müthiş bir coşkuyla herkes alkış kıyamet gidiyor. Çok hoşuma gidiyor. Yani parasını aldığım insanın o parayı helal etmesi güzel bir şey değil mi? Ve beğenildiğinizin de bir belirtisini evet, şey itibariyle. Eski dönemde yani o oyunculuk durumları daha böyle rahat mıydı? Herkes aslında diyor ki eskiden çok daha zordu, şimdi çok daha rahat. Yeşilçam'dan bahsediyorsun herhalde. Tiyatro, çünkü tiyatro her dönem aynı bir şey. Sinema ile ilgili sorduğunu hı hı, algılıyorum. Şartları daha iyi şu anda. Oyunculukla ilgili bir değişiklik yok. Yani o zamanın oyuncuları kötü oyuncular mı? Bugün Cüneyt Arkın bence hakikaten dünya çapında bir oyuncudur. Ve çok da yakışıklı. Çok da yakışıklı ve mesela biliyor musun ki Cüneyt Arkın olabilmek için Medrano Sirkin'de 4 sene çalışmış bu hareketleri yapabilmek için. Adama Hollywood'dan çok önemli teklifler gelmişti. Salon erkeği, komedi, o dönem Hollywood filmlerinde. Yok demiyor, o zamandan kafaya koymuş. Ben hani Kara Murat olacağım, işte şu olacağım, bu olacağım falan. Yani müthiş karate yapmış, ya müthiş emekler bunlar. Şimdi hani günümüz oyuncularıyla bunu kıyaslayamayız gibi geliyor. Ha şartlar, evet şartlar çok daha zordu. Yani Yeşilçam şartları haliyle çok, ya bir kere şey yok, video diye bir sistem yok o dönem. Makara yani, sistem. Senin biraz evvel yaptığın gibi kestik hadi bir daha yapalım. Böyle bir şey yok. Negatif çekiyor adam. Kestik dediği anda yönetmen onu keser. Çünkü negatif müthiş dolarla gelen bir şey. Doğru. O negatif film. Yani yapımcı yönetmeni boğar. yönetmen de muhtemelen oyuncuyu boğar. Yani böyle şansların yoktu. Şimdi çok basit işte video kameralar. Yönetmenler, bazı yönetmenleri tenzih ederek söylüyorum ama işin çok kolayına kaçmış durumdalar. Yani tiyatro gibi bütün oyunu oynatıyor. Eskiden öyle bir şansı yoktu ki. Kafasında bir dökübaj yaratmak mecburiyetinde. Ya da hani senaryoyu işte bak şimdi Burçak'la onu çekeceğim ikili. Sonra Arzu'nun yakınını çekeceğim. Bir tane genel alacağım. Hani baştan sona hepsini çekme şansı yok adamın. Bu zor şartlarda senaryo yazılmadan, sigara paketlerinin üstüne senaryo yazan yönetmenimiz vardı bizim. Yani şartlar çok zordu. Şimdiki gibi böyle karavanlar bilmem neler falan filan. Şimdi biraz daha oyunculuk değil ama şartlar kolay sadece. Var mı güzel enteresan anılar ya o dönemde? Biz bugün tiyatro konuşalım. Başka zaman aslında sinema konuşuruz isterseniz. Çok anımız var. Evet. Tiyatro ile ilgili anımızdan bahsedelim. Şeyi anlatır mısın ya, akatlar elektrik çarpması hikayesi şu an aklıma geldi. Ha, seyircinin evet, evet, bize verdiği destek mi? Evet. Ya sen anlatsan, çok güzel anlatıyorsun. Ay bu da dünya. Ay. Şimdi akatlarda bir oyun oynuyoruz. Ondan sonra finalde bizim, sen seyrettiğin oyunu biliyorsun, gene ruhlarımızın yer değiştirmesi lazım. Tekrar elektrik çarpması lazım. İşte herkes diziliyor falan filan. Benim yüzümün ifadesi. Evet ya. Ondan sonra bu arada bilmiyoruz tabii, teknikteki sıkıntıyı bilmiyoruz. Arzu şey yaptı, hadi bismillah dedi ve puf dedi, elektriği tuttu. Şimdi böyle tekniğe bakıyor, bana bakıyor. Arzu gitti yani. Böyle. Hani ne yapacağım ben? Çünkü oradan efekt gelmesi lazım. Bir elektrik çarpma efekti gelmesi lazım. Hiçbir şey gelmiyor. Hiç bozuntuya vermedi. Sanki hani marşa basarsın da araya çalışma. Hadi bismillah bir daha basayım. Bir daha puf falan filan. 5 kere falan bunu yaptı. Ben artık uyandım işe. Dedim ki interaktifte bir oyun oynadığımız için biliyorsun seyirciyle sohbet evet, ediyoruz. Evet, o çok tatlı. Sesçime oradan seslendim. Ne oldu dedim Dilara, gelmiyor efekt falan filan. Kolonlara giden
kablo kopmuş. Yani büyük aksilik. Ana kablo kopmuş. Yani ondan sonrasında biz finale giriyoruz. Efekt verme imkanımız yok. Şimdi orada bir durum kurtarmamız lazım ama arzu bitik yani. Arzu dedim bitme ya dedim. Şimdi bizim seyircimizden rica ederiz. Ya bizim seyircimiz de çok tatlı. Dünya tatlısı. Dedim ki ya lütfen bız bız yapar mısınız hep birlikte? Ondan sonra herkes bız bız yaptı. O gene o efekt yani insanların yaptığı efektle elektriği tuttu, evet. Ve biz oyuna devam ettik. Finale çıkacağız, müzik yok. Yani alkış alacağız. Hatırlarsan doğaçlama seyirci bizim için müzik yaptı alkışla. Yani hissettiler oradan müzik gelmeyecek. Yani müthiş benim hayatımda ilk defa yaşadığım bir şeydi mesela. Hiç unutamam yani. Arzu çok ilk öyle mi? Olmuş bence. Şu an düşündüm de oyuncunun da izleyicinin de daha doğrusu kendini bu şekilde oyuna dahil etmesi bence daha çok benimsemesine neden olmuş. O tabii yine Nami'nin enerjisinden ben böyle Nami. Çünkü yani zaten çok iyi biliyorsun Nami'yi sahnede. Yani seyirciyi o kadar güzel dahil ediyor ki oyunun içine. O samimiyeti o kadar güzel kuruyor ki yani birden o oturma odasında hissediyor zaten seyirci kendini ve o yüzden ne olursa yadırgamıyor. Yani aslında normalde hani sokakta biri Nami'nin seyirciye söylediği şeyleri söylese hani kavga bile çıkabilir ama o tatlı ya haliyle. Çok keyifli şeyler var. Şimdi ben kadın oynuyorum ya. Bu arada tabii oraya da bir Arzu'yu övmek adına söylemiyorum ama bir oyuncu ve yönetmen olarak çok önemsediğim bir şey. Ben bu oyunda yaparken hep şunu istedim. Bir erkek oynamasını değil. Benim Arzu'yu, Arzu'nun da beni oynamasını istedim. Bunu çok iyi başardık biz. Yani Arzu bir erkek oynamıyor. Direkt Arzu oyunun başındaki Usta Şükrü'yü oynuyor. Ben de hizmetçi Dürüye'yi oynuyorum. Tabii ben biraz abartıyorum herhalde. Çünkü Arzu o kadar şey değil yani. Çok keyifli oluyor. Bazı şeyler gözümden kaçmıyor. Ve işte dilinde kemiği olmadığı için. Mesela şimdi oyuna gelmiş bir çift. Şimdi en önde oturuyorlar. Şimdi pardon elini tutacağım. Şimdi oyunun başında şöyleler. Bak şöyle hani ufak flörtler. İzleyicilerimiz görsünler. Şöyle şöyle falanlar. Ben kadın olup biraz da fazla işveli bir kadın olduktan sonra kadın şu şekil oluyor kocasına. Ben dayanamıyorum. Değişiyor değil mi? Tabii. Geçen Edremit'teydi galiba. Oyunu kestim. Dedim ki hayatım ben erkeğim şakadan yapıyorum. Adamı boğacaksın abi. Bayağı koruma altına almaya falan başlıyor. Bunlar tabii çok keyif aldığımız şeyler. Ama yani. Bu tarz paslarınız gerçekten seyirciye geçer ve başka bir oyunu belki 3 yıl sonra unutur. Ama sizin oyununuzu bu şekilde dahil oldukları için bence unutmazlar. Ne güzel keşke inşallah yani. Ben kendi adıma izlemiş biri olarak o tarz spontan gelişen şeylerden çok keyif almıştım. Ha, çok güzel. Ya onu biraz da özellikle de yapıyoruz. Yani çalışılmış bazı sizlerin spontane zannettiği, doğaçlama zannettiği fakat bizim provalarda çalıştığımız şeyler de var. Ha. Onları da büyük bir profesyonellikle sanki orada ilk defa oluyormuş gibi yapıyoruz. Seyirci bazen yiyor. Kandırılıyormuşuz. Müş gibi yapıyorlar. Kandırılıyormuşuz. Mecbursunuz bazı şeyler evet. Yani çünkü tekniği. Ama bu söylediği çok az bir kısmı. Tabii çok az bir kısmı. O doğaçlama kısımları çok az. Tekniği de çünkü işin içine alıyorsunuz ya. Mesela işte onları da yapıyoruz. Özellikle geç verdirtiyorum efekti. Halbuki o önceden çalışılmış bir şey. Kız, ya oyunu kesip orada aslında seyirciye bak bu oyun böyle bir oyun. Yani bu oyun sadece tiyatro değil. Tiyatro gerçeğini de görün. İşte bak sesçisi de var, dekorcusu da var, işte asistanı da var. Onları da ben dahil ederim oyuna. Çünkü biraz da şeyi yıkmak lazım. Türkiye'de bir tiyatro korkusu var. Türk insanının maalesef %88'i hala Türkiye'de tiyatroya gitmemiş. Hayatında hiç gitmemiş. Bunun tek nedeni de evet aslında korku. Çok ciddi bir oran. Çok ciddi bir oran. Şimdi algıda seçicilik. Sen İstanbul'da yaşıyorsun. Diyorsun ki ya benim arkadaşlarımın hepsi İstanbul'da gidiyor. Türkiye nüfusundan bahsediyorum. Doğru. Yani tüm nüfusa baktığınız zaman çok büyük bir rakam. Bunun belirli ekonomik bilmem ne sosyal sorunları var. Ama esas mesela İstanbul 20 milyon. 20 milyon İstanbul'daki tiyatro seyirci sayısı kaç biliyor musunuz? Kaç? 1 milyon değil. Çarpıcı. Çok çarpıcı değil mi? Ama bunun da işte sebepleri var. Hep korkutmuşlar tiyatrodan insanları. Yani
büyüklerimiz, ben Dormen Tiyatrosu kökenli bir insanım. Haldun Hocama da buradan sevgiler, hürmetler. Dün 94. yaş gününü kutladı. Şimdi o dönemlerde maalesef tiyatroya bakış birazcık daha farklı. Sizlerin de kulağına gelmiştir bu. Tiyatroda gülünmez, tiyatroda ayak ayak üstüne atılmaz, tiyatroda şey yapılmaz, tiyatroda bu yapılmaz, tiyatroda takım elbise giyilir. Bir dönem öyleymiş yani eski opera denilen Beyoğlu, İstanbul falan pişpeka. Bunlar daha sonraki kuşaklarda bir çekinmeye ve korkuya yol açmış. Şimdi ben mesela üniversitelere gidiyorum böyle sizler gibi söyleşi yapmaya. Orada herkes tiyatroyu çok seviyor. Kardeşim tiyatroyu seviyorsun da niye gelmiyorsun? Gelmiyorsun. Bir tanesi dedi ki hocam tiyatroda nasıl davranacağımızı bilmiyoruz. Çok haklı. Çok doğru bir şey. Çünkü evinde pijamalarını giyip ayağını uzatıp televizyon seyredebiliyorsun. Sinemada elinde popcornun, cipsin, nipsin falan filan. Gülüyorsun, eğleniyorsun, rahat artık sinema koltukları da çok rahat. Gençler korkuyorlar. Ben de bizim ekolümüzde yani benim tiyatro anlayışımda bunu birazcık yıkmaya çalışıyorum. Tiyatro bak korktuğunuz gibi bir şey değil. Ben size laf atıyorum, siz bana laf atıyorsunuz. Böyle de bir şey. Yeter ki o insanlar o salonlara girmeye başlasınlar. Sonra biz onları elleştiririz bir şekilde. Günümüzde değişiyor aslında. Yani her geçen yıl daha mı böyle bir... Kırılıyor sanki. Yok tiyatro bitiyor falan diyorlar da sanki bir artış var. Son birkaç yıldır, 3 yıldır falan. Pandemi dönemin öncesi çok kötüydü. Açık açık söyleyeyim. Fakat pandemide sanıyorum insanlar da çok özlediler pandemi döneminde. Şu an Allah'a şükür yani biz mesela başladığımızdan beri işte sizi geldiğiniz oyunlarda dahil olmak üzere hiç boş salona oynamadık Allah'a bir şükür. Hep doluydu, fulldü. İşte 17 Nisan'da şimdi Cevahi'de oynayacağız. Mesela şu anda kaç gün olmasına rağmen, bilmiyorum bu ne zaman yayınlanır ama şu an için 12-13 gün olmasına rağmen salonun yarısından fazlası dolmuş. Eskiden böyle bir şey şeydi yani mümkünatı yoktu yani. Böyle dilenirdin oraya açıp 30 tane siz bilet alır mısınız, 40 tane siz mi? Allah'a şükür şu an özlemişler ve geliyorlar. Şahane. Süper. Arzucuğum çok güzel, dünya güzeli bir kızın olduğunu biliyorum. Nasıl, meraklı mı tiyatroya? Çok şükür değil. Çok şükür değil. Düşünmüyor mu? Düşünmüyor. Neden bunu söyledim? Tabii ki yani biz dünyanın en güzel işini yapıyoruz belki de ama şimdi ben bir anne olarak bu kadar iyi bilgim ve birikimim olan bir alanda çocuğum da o mesleği seçecekse çok fazla müdahale etmek isterim. Çok fazla işine karışmak isterim. Çok orada olmak isterim. O da her çocuk gibi annesinin bu kadar müdahale olmasını istemez ve bir sıkıntı yaşarız diye düşünüyordum ben. Gerçekten çok şükür hiç ilgi duymadı oyunculuğa. Bir ara kamera arkasına ilgi duydu. Hani çok üstüne gitmedim. O ilgisini de bıraktı. Şu anda tamamen bambaşka şeylerle ilgileniyor. Peki izlemeyi seviyor mu tiyatro oyunlarını? Ya açıkçası sinemayı daha çok seviyor. Yani benim oyunumu halen izlemedi. Çok çok izlemedi evet. Nami abi sizinki? Valla benimki de Allah'a şükür yani daha uzak tiyatroya Nami. Neden şükür? Ya iki taraflı. Aslında bahsettiği şeyler hepimiz için aynı. Yani bu sefer de baba kız. Yani bunun örnekleri çok var tiyatromuzda. Çünkü sonuçta biz şu anda burada tiyatronun güzelliklerinden, verdiği keyiften... Yani çok olumlu şeylerden konuşuyoruz ama bir de bunun bir başka bir tarafı da var yani zor hani zorlukları, var. Yaşanan kötü olaylar, karşılaşılan kötü durumlar da olduğu için. Kendi adıma şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben de birçok disiplinde yer aldım hayatta. İşte öğretmenlik vesaire, işte ressamlık kısmen, işte program sunuculuğu vesaire. Bir tek sahneye çıkıp canlı canlı bir oyun sergileyemem. Kendimde göremediğim şeylerin başında gelir. O yüzden çok takdir ediyorum. Yani o esnada spontan bir şekilde bir ezber olmalı, akışta olmalısınız. Karşınızda canlı izleyiciler var. Yani çok takdir ettiğim bir alan. O yüzden de çok sık tiyatroya gitmişliğim vardır ve hala da devam ediyor. Canlı izleyiciler var derken önce bayılalım sonra. Yani canlı kanlı karşıda hani televizyonda da canlı. Sen yeni bir oyun koyarsan birlikte çalışalım bakalım oluyor mu olmuyor mu ya, görelim. Bilmiyorum. Teklif geldi. Hani televizyonda da canlı yayınlara çıktım ama böyle bizzat karşıda görmek, refleks o anda almak, şeyi unutabilmek, repliği unutabilmek vesaire.
çok bir yerlere koydum ben onu gözümde. O yüzden de çok sık tiyatroya giderim. O hazzı iliklerine kadar yaşamak. Ama teklifi de bu arada duymadım değil. Hemen cebe koydum. Zaten hemen şey yaptı. Tabii. Şahane olur. Bakalım belki fikrim değişebilir. Tabii. Ya bu kadar korkulacak bir şey değil. Biz hayatımız boyu hayal kırıklıklarını da bu yüzden yaşıyoruz. Bazı şeylere çok fazla şey misyon yüklüyoruz. Yani ya da ön yargılar. Ön yargı da demeyeyim de misyon yüklemek. Yani mesela benim çok fazla doktor arkadaşım var. Niye? Ben çok rahat ilişki kurarım. Ama bizim halkımızda şu var. Doktor. Aynen. Hocam. Aynen. Hayır, hepimiz mesleğimizi. Şimdi sen ona fazla bir misyon yükleyince, yani doktor şu an lafın gelişi söyledim, doğru, sakın doğru alınmasınlar. Tiyatro için de aynı şey geçerli. İşte bana hocam, ya ben senin hocam falan değilim. Yani ben çünkü sana hiçbir şey öğretmedim. Benim öyle bir hocalık vasfım yok. Hani bir öğrencim bana hocam diyebilir ama bir seyircinin bana hocam demesi sadece bana misyon yüklemesi. Ondan sonra da beni çok seviyor. Misyon yüklüyor ve benden beklenmedik bir hareket gördüğü zaman da müthiş bir hayal kırıklığı yaşıyor. Yani hayatınıza baktığınız zaman işte doktorlarla ilgili yaşadığınız hayal kırıklıkları, işte başka konularda hep bunlarla ilgilidir yani. Son olarak toparlayalım. Evet. Vaktimiz daralıyor. Aslında Allah gecini versin. Arzuya yeni. Yeni projeler değil mi? Genzime ne oldu bugün? Senin bugün evet. Bugün neler oldu böyle? Devralayım mı arkadaşım? Devral ama ekran başındakilere bir sürpriz gelsin. Evet, evet. Arzu anlatsın, senaryo yazmış ve aynı zamanda oyuna dahil oluyormuş. Şöyle, aslında hemen senaryoyu açıyoruz. Tabii ki tek başına yazmadım ben. Bizim Haziran'da çekeceğimiz sinema filmiyle ilgili. Oynar mısın? Bak bir tek cümle bana geldi. Bereketli bir stüdyo. Güzel bir program. Çünkü biz yapıyoruz bu işi. Güzel. Seve. Şimdi seneler önce bu proje ortaya çıktı. Ben senaryo grubuna dahil oldum. Çok keyifli bir köy komedisi. Manavgat'ta çekilecek. Benim Ayhan Rüzgar hem çok sevdiğim bir arkadaşım. Olur İnşallah filminde beraber çalışmıştık. Orada hem senaryodaydı hem de oyuncu kadrosundaydı. Orada güzel bir arkadaşlığımız gelişti ve iş olarak da bu senaryoyu bana gönderdi ve sonra çok daha şekillendi, çok daha böyle güzelleşti senaryo. Güzel bir hal aldı. Bu da böyle biraz gurur meselesi yaptık bunu. Çünkü o İstanbul'a geldiğinde birileriyle görüştü, yapımcılarla böyle. Bu arada okuyan da atlıyor senaryoya çünkü güzel. Gerçekten güzel. Yani hani daha okurken bile kahkahalarla gülüyorsunuz. Bu bence çok önemli bir şey. Şahane. Sonrasında ben onu bir yönetmenle bir araya getirdim, benim tanıdığım biriyle. Öyle işler oldu ki, şimdi çok da üzerinden böyle hafif geçeceğim. Böyle benim tanıştırdığım adam beni ekarte etmeye çalıştı. Tam hani piyasanın normal, böyle piyasa. Bütün güzelliklerini gösterdi. Sonra yapımcı bize senaryo parası verip bizi yani senaryo satın almak ve bizi ekarte etmek istedi. Ve biz böyle direndik, yani biz bu işi yapacağız ve evet biz oynayacağız şeklinde. Ve şimdi Haziran'da kendi imkanlarımızla, tabii ki bir yapım şirketimiz var ama işte oranın belediyenin imkanlarıyla, bizim sevdiğimiz insanların destekleriyle, mesela ben oyuncu olarak birçok arkadaşımdan rica edeceğim gelip oynamalarını. Yani böyle bir artık hayata geçireceğiz yıllar sonra. Öldüm Bittim senaryonun ismi. İsmi? Konusu? Evet. Ya konusu şimdi böyle uzun uzadıya da anlatmayayım. Gerçekten çok tatlı bir köy komedisi. Ben oraya işte yani sırtımda çadırımla işte seyahat işte gezerken böyle oraya denk geliyorum yani. Orada çok güzel, yani çok tatlı bir hikaye, şimdi anlatamayacağım. Öyle zaten. De böyle de. Yani, öyle de böyle de. Yani büyük şehrin keşmekeşliğinden falan kaçan bir kız değil, değil mi? Hani rastgele gidiyor köye. Evet, aslında o keşmekeşten kaçıyor. Ha, kaçıyor ve mu? Oraya da denk geliyor. Ha, evet. Tamam. Ve orada da kalıyor. Güzel. Bakın Arzu'nun anlatırken söylediği çok önemli bir şey var. Oradan cımbızlayacağım şimdi. Benim de tiyatrodaki çok önem verdiğim şeylerden bir tanesidir. Okuduğun zaman bile kahkahalarla gülmek. Mesela ben de bir sürü oyun yazıyorum falan. Eğer okurken gülmüyorsam onu asla hayata geçirmem. Bizde şey inanışı vardır çünkü.
ya kardeşim senaryo ne olursa olsun biz iyi oyuncularla bunu kotarırız. Böyle bir şey. Senaryonun çok sağlam olması, tekstin çok sağlam olması çok önemli. Önce kendin inanacaksın değil mi Namen? Ya hayır. Yani sen de okuduğun zaman mesela Burçak ya yeni bir şey yazdım bir okusana dediğimde okuyup bana şu telefona abi gülmekten öldüm diyorsan ha diyorum tamam, bu iş tutar. Evet. Tamam. Yani benim diğer oyunlarımda da böyle oldu. Önemli bir referans. Peki Name abi. Çok keyifliydi. Arzu çok keyifliydi. Programımıza renk kattınız, enerji kattınız. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, diğer muhteşem sağ olun. Konuklarımızla biz devam ediyoruz. Biz teşekkür çok ederiz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Görüşmek üzere. Betim attı, benzim attı, bir şaşırdım sen neymişsin, vay be, vay be. Nerelerdeydin, kimlerleydin, yolun düşer miydi buralara, vay be, vay be. Kahvelerin hatırına mı, gösterip de kaçmaya mı, yoksa yerleşip yanıma. Geliyorum hazırla yerimi millet aşk görsün şöyle. Hey bak ne diyorum bir planım var bana bir fokuslan da dinle. Sana geliyorum hazırla yerimi millet aşk görsün şöyle. Sen benim olacaksın ben de senin yüz bin yıl yaşarız biz böyle. Betim attı, benzim attı, bir şaşırdım sen neymişsin, vay be, vay be. Nerelerdeydin, kimlerleydin, yolun düşer miydi buralara, vay be, vay be. Kahvelerin hatırına mı, gösterip de kaçmaya mı, yoksa yerleşip yanıma. Hey bak ne diyorum bir planım var bana bir fokuslan da dinle. Sana geliyorum hazırla yerimi millet aşk görsün şöyle. Hey bak ne diyorum bir planım var bana bir fokuslan da dinle. Sana geliyorum hazırla yerimi millet aşk görsün şöyle. Sen benim olacaksın ben de senin yüz bin yıl yaşarız biz böyle. Teşekkür ederim. Çaba gibi girdik. Beş altı tane daha alalım. Teşekkür ederim. Çok hemen sağ olun. Hemen araya giriyorum. Bomba gibi bir şarkı geliyor. Haberim var.
İnşallah. Neler evet. oluyor arkadaşlar? Neler olmuyor ki? Çok güzel aranjesi başladı galiba. Evet evet. Bu benim aslında son single'ım değil vay be. Bundan sonra Caka diye bir şarkı yapmıştım. Bu 2-3 yıl önceki bir şarkım. Ama şimdi yeni sezona bomba gibi güzel bir şarkıyla dediğin gibi başlıyoruz. Hayırlısıyla yaza güzel festivaller, konserler, sahneler bekliyor inşallah. Ooo Nilay bomba gibi geliyor. Tabii aynı ekipteler Murat da yakışıklılığıyla. Murat da klipte oynayacak. Öyle mi? Doğru mu? Ben ona öyle bir teklifte bulundum. Teklifte bulunmuş. Bir düşüneyim falan dedi ama bilmiyorum. Yani şöyle sahilde latte ile yürürken falan böyle. Latte olmazsa zaten. Yani lattesiz. Şimdi şöyle bir senaryo geldi aklıma. Sahilde Murat tüm yakışıklılığıyla latte de elinde yürüyor. Ama latte'nin sonra... de köpeğim olduğunu söyleyelim de bilmeyenler var. Bilmeyenler de olabilir. Yani latte'yi de bilmeyen yoktur artık ya. Artık evet galiba ya. Gerçekten. Valla Murat'ın ününü sollamış durumda neredeyse artık. Latte o kadar çok seviliyor ki. Nasıl da uslu. Bu arada Murat'cığım hoş geldin. Ayaklarına sağlık. Hoş geldin. İnay'cığım hoş geldin. Hoş şahane bir şarkıyla girdik. Enerjimizi yükselttin. Bomba gibi. Ve bomba gibi bir de tiyatro oyunu var şu an gündemde. Seni gidi beni. Seni gidi beni. Öyle de böyle de. Seni gidi beni. Ne kadar tatlı cümleler. Nilay'cığım sen şarkıyı söyledin. Murat'tan da kısaca oyunla alakalı 3-5 cümle alalım mı? Nasıl gidiyor öncelikle? Keyifli gidiyor. 625 gün pandemiden sonra evde oturduktan sonra tabii hepimiz çok özlemişiz. Ki seyirci de özlemiş. Harika bir vaudeville geri döndük sahneye. Tiyatro Name Esatgil oyuncuları 8. sezonunu bu sene kutluyor. Ben 6 sezondan beri bu ekipteyim. Nilay, Arzu, Zeynep aramıza yeni katıldılar. Ki keyif de verdiler, renk de verdiler ekibe. Seni gidi beni güzel bir vaudeville. Biz interaktif komediler yapmaya çalışıyoruz ekipçe ve bundan çok eğleniyoruz. Çünkü benim hocam Müjdat Gezen ve Müjdat Gezen'in bana söylediği bir söz vardır. Eğer ki sen sahnede eğleniyorsan seyirci de eğleniyordur diye. Öncelikle biz eğlenmeliyiz yaptığımız işten ve biz çok keyif alıyoruz. Bu ekibe de seyirciye de yansıyor bu enerji diye düşünüyorum. Güzel bir vaudeville, yanlış anlaşılma komedisi. ben Rüştü Aşiretoğlu diye bir şahsı canlandırıyorum. Evet. Bu şahıs neden çapkın? Murat Tavlı niye sürekli çapkın? Hadi yüzünü söyle. Rolünü oynarken zorlanmıyor olabilir. Yani. Sen şimdi çok yakın bir arkadaşısın. Yani bilmiyorum biraz senden mi dinlemek lazım bu durumu? Ya aslında bizim yakınımız tabii ki oyun sürecinde başladı ama espri bir yana. Tabii ki yani yakışıklı adamlar tabii ki çapkın olurlar normal yani. Aynen, sağlıklı öyle. Bir erkek. Yok yok değilim. Yani. Çapkın bir adam değilim. Değil, aslında çok duygusalım hep diyor ama. Duygusalım evet. Evet, evet. Duygusal bir adamım. Ben çapkın bir insan değilim ama işte böyle Nami demek oradan, yürüyor. Evet. Yani hani en azından bu oyunda 3 kadınla nişanlıyım. Çetin Ceviz'de 45 kadınla evet. beraber. Evet. Yani. Buna da şükür. Buna da şükür. Senin evdeki temizlikle ilgili yardım için hakikaten gerçekten kadın rolde artık ne yapacağını şaşırmış durumdaydı. İzlemeyenler varsa bilmiyorum şu an seni gidi beni devam ediyor ama Çetin evet. Ceviz ne olacak? Çetin Murat, Ceviz de devam ediyor. Canerik de devam ediyor. Bu sene Tiyatro Name Esatgil oyuncuları 3 oyunla birlikte devam ediyor. Oo. Seni gidi beni tabii en yeni oyunumuz ve sürekliliği olan bir oyun. Çetin Ceviz ve Can Eri'yi de fırsat buldukça oynamaya çalışıyoruz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle Erkancığım değil mi? Şahane iki tane, şahane üç tane oyun. İzleyemedim. Evet çok ama senle çok konuştuk. Sen de biliyorsun enerjisini ve oyunu, içeriğini vesaire. Bekliyoruz Erkancığım en yakın zamandaki en oyunu. En kısa zamanda geliyoruz. İstanbul'da olsa Ankara'da biraz Ankara'dan her hafta İstanbul'a evet. gitgel. Evet. Ama Ankara'da olacak bizim inşallah. Bütün Türkiye'yi gezmeyi planlıyoruz. Yoksa bu zamana kadar muhakkak kaçırmazdı. İnşallah. Ankara'da olduğu için biraz. Ama oyun gerçekten şahane gidiyor. Murat senin aynı zamanda 8 tane kitabın var. Birbirinden güzel kitaplar. Evet. Nasıl yazarlık nasıl? Yazarlık ve oyunculuk birbirini besliyor mu arkadaşım? Şöyle söyleyeyim aslında bakıldığı zaman insanlar bana şunu söylüyor ya siz oyuncusunuz neden kitaplar yazıyorsunuz diye birbirinden çok farklı alanlar olduğunu düşünüyorlar ve ben insanlara şunu söylüyorum ben insanlara anlatmaya çalıştım anlamadılar ben de yazdım diyorum çünkü iddialı şahane iddialı, bir iddialı olmayan insan kitap yazamaz şahane. Yani çünkü bir kitap yazmak aslına bakarsanız kendinizi deşifre etmek, kendinizi ele vermektir. Duygularınızı, hayal kırıklıklarınızı, zaaflarınızı insanlarla paylaşmaktır. Çoğu insan kötü yazdığı için mesela kitap yazmaz. Yazmamazlık yapmaz. Kendi duygularını ve kendini ifşa etmemek için kitap yazamaz. Yani benden daha yetenekli kalemler vardır belki ama benim kadar cesur ve yetenekli olmasının yanında benim kadar iddialı da olması lazım. Bakın ben bunu yaşadım ve bunu yazabiliyorum. Aslında senin de kitapların var. Biz bunu yapıyoruz. Biz bu cesaretin sahibi olduğumuz için kitaplar yazabiliyoruz.
Doğru, doğru, güzel bir tespit. Farkındalık da çok önemli tabii kitap yazarken. Evet, güzel bir tespit. Yani iki tane en iyi erkek oyuncu ödülünü almak kolay olmuyor, işte böyle oluyor demek ki. Aslında birbirini çok besleyen şeyler bunlar. Mesela birinde sadece bedenimle o senaristin ne yazmak istediğini ve ne anlatmak istediğini düşünüp canlandırıyorum. Diğerinde de önümde sadece beyaz bir kağıt var. O kağıda böyle bakıyorum, kendi hayal dünyamı ve kendi kurgumu yansıtıyorum. Birbirini çok besliyorlar. Yazarken mesela ben her kitabımı yazarken o replikleri falan aynı zamanda oynarım. O yüzden mesela okura çok samimi gelir. Aa, işte bak, birbirini besliyor mu derken bunu kastetmiştim. Sahneyi oynuyorum ben. Ben şahane. Olsam nasıl bir cevap veririm, nasıl bir replik kullanırım diye. O repliği yazıyorum oraya aslına bakarsan. Şahane. Peki ben bir de Murat'a şunu sormak istiyorum Erkan'cığım. Sonra sana pas atacağım. Ben şey de merak ediyorum. Sor. Müzikle ilgili var mı böyle bir? Var. Nilay'ın fanıyım. Hayır ya, ondan bahsetmiyorum. Bir şarkı yapayım. Hani hep yapıyorlar ya, oyunculuktan müziğe geçiş. Ya yok da... yani Nilay sesimin güzel olduğunu iddia ediyor ama. Nilay buna yanıt verirse. Nasıl Nilay? Hiç öyle bir şey söyledim, hatırlamıyorum. Hatırlamıyor musun? Tamam mı? Ya aslında konservatuarda her şey öğretiliyor yani, değil mi? O sesi nasıl kullanmanız gerektiği. Yani çok da şarkıcılık da yapan oyuncular da var. Yani bizim dönemimizde de çok vardı. İşte mankenden şarkıcı olmaz, mankenden tiyatrocu olmaz, mankenden bilmem ne olmaz. Herkesten her şey olabilir. Olur, eğer yeteneğiniz varsa, bununla ilgili belli bir birikiminiz, altyapınız, eğitiminizle de besliyorsanız haşa siz her şeyi de yapabilirsiniz. Benim rock müzik söylememi. Yakışır. Rock. O tarz kalıplara ben de karşıyım. Yani evet, niye olmasın evet, yani öyle bir, kim koymuş bu kuralları? Aynen, gayet aynen. De güzel oluyor bu arada. Evet, evet. İstedikten sonra insan oğlunun başaramayacağı bence hiçbir şey bir yok. Bir de hızça. Bir de şöyle bir şey var. Yani hani kriter kim ki? İnsanlar herkes kendini bir kriter zannediyor. Zaten bu halk gerçekten bilinçli bir halk. Bırakın herkes kitap yazsın, bırakın herkes film yapsın, bırakın herkes dizi yazsın. Seçen. Halk zaten onun kritiğini çok iyi yapıp istikrarını ve sürekliliğini sağlaması açısından o primi ona veriyor. Geri kalan herkes kayboluyor. Bunlar evet. Var yani, ama ben sanatla, edebiyatla uğraşan insanlar her zaman diyorum, yolunuz açık olsun, yapın yani. Bir de öyle bir hız çağı ki artık yani sadece böyle tek bir işe konsantre olmuş insan sayısı artık günümüzde çok yok. Hani belki biraz şartlar zorluyor ekonomik olarak. Ama onun dışında ben de, sen de, hepimiz de 3-5 tane işi aynı anda götüren insanlarız. Genelde de artık herkes böyle gibi geliyor bana. Anca geçiniyoruz diye. Anca geçiniyoruz. Evet. Son zamlardan sonra evet, diye. Evet, evet. Gerçekten. Kesinlikle. Öyle de böyle gerçekten. De geçinip gidiyoruz. Öyle de öyle vallahi. Yapmayın, yapmayın arkadaşlar. ama gerçekten. Yani bu programda her şeyi konuşabiliriz değil mi? Tabii ki mantığınız. Öyle de böyle de. Bir de şeyi merak ediyorum ben. Şimdi birçok dizide de oynadın Murat. Hı hı. İşte Yahşi Cazibe oldu, en son Yasak Elma'da gördüm. Sayamıyoruz. Daha bir sürü. Senin fanların, takipçini zaten çok iyi bilir. Böyle oralarda yaşadığın, böyle çok enteresan, ya komik ya böyle trajik, ne bileyim. Var mı hiç böyle unutamadığın 2-3 bir şey var mı? Bize anlatmak istediğin. Ha, bu arada tiyatroda da olabilir. Ya mutlaka var, olmaz olur mu? Yani hani... Tiyatrodaki kavgalarımızı anlatma ama tamam mı? Bir kere anlat. Nami şeyden bahsetti ya, hani 4 kadın 2 erkek olmanın zorluğundan gerçekten çok zor. Yani. Böyleler. Aynen. Nilay biz ne yapıyoruz ya? Vallahi bilmiyorum Allah yani Allah. kadınların tatlı, anlamak tatlı. Zor herhalde. Biz de erkekleri belki anlayamıyoruz ama erkek. Nami hocamız bazen ya diyor, nereden diyor bu kadar kadını Allah bir araya topladın falan, ama çok tatlı, espiritüel söylüyor. Yani takım işi gerçekten zor iş. Hani sözünü kestim ama yani takım işinde gerçekten kavgalar da oluyor, problemler de oluyor. Çünkü çok farklı kişilikler, egolar var. Herkesin kendine göre bir ün, şan, şöhreti var. Herkesin kendine göre bir fan kitlesi var. Herkesin bir takipçi kitlesi var. Dolayısıyla bu kadar popüler insanı da bir araya toplamak ve onları hadi geçinin turne boyunca demek gerçekten zor. Bazen oluyor bu tip şeyler. Ama en nihayetinde amacımız belli. Biz bir tiyatro oyunu yapıyoruz ve burada bizim için önemli olan tiyatromuz ve izleyicimiz. O yüzden bunları yansıtmadıktan sonra oyuna veya izleyiciye olabilir böyle şeyler. Profesyonellikle yani. Evet. Evet. Çok güzel analiz ettin. Evet. Müzik nasıl? Ya şey de ben merak ediyorum. Tiyatro, sinema, müzik de var arada. İnsan şöyle bir arafta kalıyor mu? Ya müzik mi daha çok devam etsin? Sinema mı, tiyatro mu, ekranda, ikisi de aslında çok etkili ama
Evet. Tabii Nilay kendi yanıtı verirse. Ya aslında söyleyeyim, Nilay Dorsa dediklerinde ben her zaman söylüyorum, ben bir show kızıyım, show girl'üm. Ben yıllarca modellik, mankenlik yaptım, podyumda yürüdüm yaklaşık 10 yıl. Ama bu süre içerisinde mankenlik eğitimi verdim. Bir dönem ben de bazı dergilerde yazarlık yaptım, yazdım. Bir kendi internet sitemde yazdım. Bir dönem Renkli Dünyanın Kirli Yüzü adlı bir kitap, yazdım. Bizim podyum dünyasını, bu show dünyasını anlatan bir kitap. Çünkü davulun sesi uzaktan hoş gelir, her şey çok pembe görünüyor ama iç dünyada çok farklı şeyler yaşanıyor perde arkasında. Arzu da aynısından bahsetti, değindi biraz önce. Ama sonra kısmet olmadı kitabı çıkartmak. Onun dışında DJ'lik yaptım. İşte... sonra albüm yaptım, şarkıcılığa bir geçiş yaptım. O süreçte zaten şöyle bir şey oluyor. Aslında siz ne plan yaparsanız yapın, Allah'ın size çizdiği bir yol var. Her şey kendiliğinden yolda gelişiyor aslında. Bir söz var, çok hoşuma gider. Kul kurar, kader güler. Aynen öyle. Yani biz ne kadar plan yaparsak yapalım, hayatta bazı kapılar kendiliğinden açılıyor. Evet. Biriyle tanışıyorsunuz, o başka bir şeye vesile oluyor. Hayatta yaşadığınız ilişkiler bile size bir şeyler katıyor. O yüzden ben çok planlı giden bir insan değilimdir. Ama bir şekilde sizi birileri ya keşfediyor ya siz kendinizi keşfediyorsunuz. Bir de benim yapımda var. Ben biraz bukalemun gibiyim. Renk değiştirmeyi, kabuk değiştirmeyi çok seviyorum. Çok yerimde tekrarlamayı, çok böyle her günümü mesela aynı geçirmeyi de sevmem. Benim için gün kaybı gibidir. Ben de. O yüzden hayatı dolu dolu yaşamak ve evet ben yapabileceksem eğer gelen teklifler doğrultusunda kendime inanıyorsam ben projeyi kabul ederim. İnanmıyorsam zaten hiç o projeye girmem. Tiyatroda bu benim 4. veya 5. oyunum. Daha önce de oynadım birkaç oyunda ama tabii Nami Esat gibi bir hocayla çalışmak ve bu muhteşem ekiple bir arada olmak çok güzel şey. Çok şey öğreniyoruz bir kere kendisinden. Alara karakterini güzel. De çok sevdim. Ben orada bir komutan rolündeyim. Şahane oynuyorsun. O da birazcık böyle benim şahane. Diğer tarafımda bir biraz öyle evet, sert evet. Bir karakterim, dominant bir yapım var. Var ama ki o kadar iyi bir rol şey çıkmış. Teşekkür oyun ederim. Çıkmış gerçekten. Ama çok şu kitap olayını ben çok merak ettim. Bak beni yakaladın. Çıktığı anda okurum. Onu neden şey yapma onu. Yani çok bırakma. Problemler yaşadık. Özellikle o dönem magazin dünyası bayağı işte Müge Anlı o dönemler işte gazetedeydi. O büyük röportajlar Savaş Ayla rahmetli o dönem bayağı magazin dünyasının ilgisini çekmişti kitap. Ama bayağı olaylıydı. Yani çok sorunlar yaşadım, çok sıkıntılar yaşadım. Sonra dedim aman ne yapıyorum ben zaten benim yazdığım şeyler aslında herkesin bilmediği ya da aa öyle mi diyebilecek şeyler değil. Zaten yaşanıyor yani. Aslında öyle bir noktaya geldik ki artık gerçekten hiçbir şey şaşırmıyoruz. O onu mu öldürmüş öyle mi? Aa, doğrudur falan. Doğru. Yani gerçekten maalesef artık kimsenin psikolojisi iyi değil ve ün şöhret yolunda çok büyük bedeller ödeyen insanlar var. Bu bir seçim ve tercih meselesi. Eskiden gerçekten şaşırıyordum yani ilişkilere şaşırıyordum, biten evliliklere, aşklara. Artık her şey o kadar normalleşti ve bu bile insanın çok canını acıtıyor. Sordun ya dört kadınla oynamak nasıl bir işti? İşte böyle. Böyle kaldım. Kaldım. Ben sana sonra bunu bana söyle, lafını balla böldüm deyip devam et 20 dakika. Bak, bal komasına girdim. Anladın mı? Ben bak böyle yani dört kadınla oynamak nasıl de böyle. Ama kadınlar evet yani çeneleri düştüğü zaman. Elin bağını çöz Burçak. Şu an var ya gerçekten. Ay, çok şeker ya. Evet, balkon... Biz kadınlarla erkeklerin işi gerçekten zor yani. Sen şeyi anlatsana Murat'ın oyunculuğa geçişi çok tatlı bir hikayesi var. Murat anlatsana bize hani şu sınıfta öğretmen seni. Balını hazırlasın keser şimdi biraz da. Hazırsan kesmeden dinlenir. Hazır bal kesmeden bilir. Aşk olsun ya. Ben ortaokulda öğretmenimin, edebiyat öğretmenimin taklidini yaparken sınıfta yakalandım. Ve çok yaramazlı, haylazlı bir öğrenciydim zaten. Bana dedi ki iki tane seçeneğim var. Ya seni dedi okulun tiyatro kulübüne göndereceğim ya da disipline göndereceğim. Seç dedi. Ben direkt disipline gönderirim beni dedim. Çünkü orası bildiğim yer olduğu için. Babam gerçekten. Kurtarır diye de bir derdin oldu. Yok babam kurtarır diye bir derdim yoktu. Babam yani hani Allah yani adam benden çok çekti gerçekten. Benden daha fazla okula gitmişliği var babamın. Özellikle lisede. Çünkü benim okulda olmadığım zamanda bile müdür yardımcısı babamı çağırıyormuş. Yani benim haberim yok yani. Abi ben bu kadarını bilmiyorum. Haylaz deyince öyle oluyor. Ben de okuldan atıldım. Yani hani bu ciddi bir şey tabii. Bir öğretmenin karşısında şimdi bu olacak. Tabii. Ben bunları her yerde anlatıyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu çocuktan hiçbir şey olmaz diyenlerin hepsinin sosyal medyasında benimle selfisi var şu an. Bu çocuğu alt sanayiye ver diyenlerin babama.
Hepsinin fotoğraf, bende fotoğrafları var. Beni okuldan atan okulun bile girişinde gurur tablosunda benim fotoğrafım var. Ya. İşte aslında başarmak en güzel cevabı verebilmek ve o vizyoner sahibi, yani vizyon sahibi öğretmenim ceza... Sıkmıyorum inşallah. Hayır, yaramazdan bahsediyorum. Yaramaz olmayan çocuk var mı diye. Hepimiz bir şekilde yaramazdık yani okul dönemi. Hani çocuğuz yani tamam. Sonuçta. Devam evet. Edeyim. Hayır, boşuna mı yazıldı? Hayır, şimdi kesilecek. İçimde kalacak özel bir söyleyeyim dedi. Ve sonrasında işte ilk oyunum Necip Fazıl'dan Reis Bey, 13 yaşındayım, sahneye çıktım ve ben dedim ki oyuncu olacağım. O gün almış olduğum bir kararla, ondan sonra onun hayalini kura bugünlere kadar geldi. Öğretmen hayatta mı? Öğretmenim oyunlarımı izledi. Ay, ve bir gün öğretmenim benim TÜYAP'ta imza günüme geldi ve ben tabii çok kalabalık oluyor. Salonda yapıyoruz, standta değil, orada imzayı. Kitap imzalıyorum falan filan ve çok fazla gelen insana bakma şansın da olmuyor. Senin isminle falan, şöyle bir döndüm, öğretmenim. Ay, şahane bir duygu. Şöyle bir kaldım. İkimiz de başladık ağlamaya falan, böyle çok duygusal bir anımız için. Evet. Allah şükürler olsun. Allah razı olsun. Şahane. Ya şey çok güzel tabii ki Murat'ın bir başarı, istikrar ve başarı neticede bir başarma duygusu çok güzel bir şey. Dediği gibi yani insanın zaman zaman bizi çünkü motive etmekten kaçınan ya da işte sürekli bir açığını bulan, sadece bu okul hayatımızda etrafımızda işte ya bundan bir şey olmaz, işte sen boşa kürek sallıyorsun ya da işte boşa hayaller kuruyorsun dediği noktada insan oğlu aslında daha çok hırslanıyor ve daha çok başarıya odaklanıyor. O yüzden bunlar aslında bizi kamçılayan şeyler olmalı. Hani Murat hep etrafına öyle serzenişte bulunur, hedeflerinizin her zaman peşinden koşun, ideallerinizin her zaman peşinden koşun, ne istiyorsanız onun ardından gidin diye. Bir de ben güzel bir şey. Mesela sahnede zor bir adamımdır ama zorluğum kötü anlamda, ben mükemmeliyetçi bir insanım. Mesela Nilay'ın çok çok daha iyi olması benim kendimi iyi olmasından daha çok mutlu ediyor beni. Böyle bir durumum var. Ne güzel ya, birbiriniz için harika. Bu kadar tabii böyle ben mesela, besleyici olmanız. Ben her oyunda, oyun arasında da Nilay'ın yanında alırım soluğu ya da başka birini ya da benim yanımda alsınlar gördüğünüz bir şey varsa. Çünkü biz bir takım işi yapıyoruz orada. Sadece birimizin alkışıyla idare edilebilen bir 2,5 saatten bahsetmiyoruz. Ne güzel. Bir takımdan, bir sinerjiden bahsediyoruz. Nilay'ın çok iyi olması benim partnerim. Ki şansım onunla evleniyorum. Evet, evet. Oyunda 3 tane nişanlımdan. Bu durumdan oldu. Şey değilsin galiba. Yüzün değilsin galiba Murat. Ben fon müziği giriyorum Murat. Şunu söyleyeyim yani hani tiyatro tenis maçı gibidir. Sürekli karşılıklı birbirinize pas atarsınız. Sürekli. Ne kadar iyiyse sizin oradaki dinamiğiniz, seyirciye de bu kadar bir karşılığı var. O yüzden tiyatro zor bir şeydir. Yine hocalarımın söylediği bir söz. Oyunculuk çok kolay bir iştir ama ilk 35 yılı zor geçer derler. Bizimki böyle bir şey ya. 35 yılı. Evet, kolay bir şeydir ama ilk evet, 35 evet, yılı zor evet, geçer. Evet. Daha nice yıllar var ama. İnşallah günlerde. Şahane oyunlar, daha nice de güzel oyunlar bizi beklesin inşallah. Nilay'a bir şey sorsanız da lafını balla keseceğim. İçine oturdu ya. Çok yapıyorum. Çok yapıyorum. Peki hemen sorayım. Sor. Hazırım. Nilay, hayatında benim vardır mesela keşke derim ya da şunu yapmasaydım keşke dediğim şey. Hiç var mı böyle bir şey hayatında, şunu yapmasaydım? Bence her şey bir tecrübedir ve insana bir şey katar ama bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Zaman zaman oluyor herkes gibi. Yani aslında bu tip sorular işte mutlu musun? Zaman zaman. Mutsuz musun? Zaman zaman. Herkes kadar. Çünkü hepimizin keşkeleri var, hepimizin pişmanlıkları var, hepimizin yapmasaydım dedikleri var, ya iyi ki yaptım dedikleri var. Hani bu çok genel bir şey. O yüzden mutlaka vardır yani. Ama aman ya işte ya ben ne yapacağım işte yani hani ailemin başını öne eğdirecek ya da benim hayatımı sonlandıracak büyük keşkelerim yok. Allah şükürler olsun yani. Nilay'ın en büyük keşkesi tatlılarla alakalı. Keşke bunu yemeseydim. Bu eyvah. Aynı ben. Çok seviyor yemek yemeyi. Ben de. Aşk olsun. Sanki kendisi sevmiyor. Bir dakika. Şimdi madem o konulara girdin. Çok seviyorum. Ya şimdi turnelerde çok eğleniyoruz biz. Ben diyetliyim deyip. Şimdi öyle boğa yerlere gidiyoruz ki. Ben Oğlak Burcu'yum. Boğa da çok düşkündür. Ama yemeği hepimiz sevmiyor muyuz? Yani hiçbirimiz hangimiz sevmiyoruz? Kesinlikle. Hani ya öyle bir yerlere gidiyoruz ki şimdi oranın İskender'i meşhur. Bir yere gidiyoruz oranın çiğ böreği meşhur. Oranın bir tanesi. Şimdi diyet yapmak istiyorsun ama yani şimdi oraya kadar gitmişsin yani nasıl yemeyeceksin yani. İşkence oluyor. Girişiyoruz. Şöyle bir şey de var. Öyle mesela, pişmanlıklarım oluyor ama dediği gibi. Ya keşke yemeseydim. Kendisi
İskender yemek istiyor ama aklı köftede de kaldı. Onu da sana mı aldırıyor? Köfteyi ben alıyorum. Tahmin ettim. Çünkü bakacak. Ya diyorum bir baksak mı hani bir acaba sen de yersin falan. Yani suç ortağı da hemen hallediyorum buluyorum. Ben de aynısını yaparım tahmin ettim hemen. Yanımda biri varsa iki tane şey beğenmişimdir. Sen de şunu söyle istersen. Ama Murat da yani düşkünü ve çok iyi bir gurme bu arada. Yani şey yemek zevki falan. Ben yok çok yemem. Bazen soruyorum ne yesek burada falan. İyi gurmeyimdir. Yani Türkiye'de özellikle İstanbul'da mesela bana bir ürün söyle, döner, kebap, bilmem ne, pide, lahmacun. En iyisi. Ben sana dedim ya şunu şurada yiyeceksin, bunu burada yiyeceksin, bunu burada yiyeceksin. Bitti. İstanbul'da özellikle iyiyimdir yani. Sana birkaç tane yer soracağım o zaman. Sonra. Evet, tiyatro bana hiç yaramadı. Çünkü yarım kilolar ne olacak? Nilay çok iyi duruyorsun. Hayır, formunu koruyor. İnanılmaz değil mi? Evet. Şey mi yapıyor acaba Nilay? Mesela o gün böyle tamam abarttın diyelim. Ondan sonra ertesi gün bir iki gün dikkat ediyor musun? Frenliyor musun? Ertesi öyle günde mi? Batlı balık yer gibi. Yok canım bir yerde frenleniyor belli yani bir yerde frenlendi. Şimdi yıllarca zaten modellikten gelen zaten bir fizik yapısı var. Ama mesela ben ilk şarkıcılığa geçtiğimde 2010 yılında ay dedim artık diyet miyet yok ben şarkıcıyım dedim aman dedim kilo da alabilirim dedim çok zayıf olmama gerek yok. Bu arada küçüklükte hep zayıflıktan düşüp bayılan bir tiptim ya serumlarla işte pekmezlerle falan annem sürekli beslerdi. Hayatın döngüsü şimdi kilo vermek için uğraşıyorsun. 2-3 kilo aldın mı maalesef ama şey tabii ki dengeliyorsun yoksa diğer türlü mümkün değil yani. Mümkün değil. Evet. Oranın şu şehrin tatlısı güzel, o şehrin çiğ böreği güzel. Şimdi alır başını hayatın gider. Hayatın nimetlerinden de faydalanmak lazım. Dünyaya bir defa geliyoruz. Mesela yiyelim diye zor ikna edersin. Ondan sonra sipariş verirken önünü alamazsın. Bir de yanına bunu mu söylesek? Yanına bir de şunu mu söylesek? Hayır yer mi hepsini bu arada? Yer. Yiyor mu? Köfteye de dahil olur onu da yer. Onu da yer. Şöyle yapar. İskender de pek iyi değilmiş der. Tamam mı? Ama İskender o sırada yarılanmıştır. O zaman Nilay bizi de yemeden biz bunu... Vallahi ya sana bakar. Murat ben sana demedim mi? Tiyatronun dışında başka şeyler konuşma anlayacağım. Lafını balla kesti. Oyunumuzu sağlayacağım. Balla kesti. Valla ballar yemeler biz bu işi burada noktalayalım. Zaman yetmez zaten yani. Zaman yetmiyor. Reji el işareti şeyleri... yaptı oradan. Ama gerçekten seni gidi Beniye de, Çetin Ceviz'e de, bilmiyorum şu an... Can Erik de aynı şekilde kesinlikle ve kesinlikle sevgili izleyenlere tavsiye ediyorum. Gidin. Pişman olmayacaksınız. Gülmekten karnınıza ağrı girebilir onu da söylüyorum. Bizim şimdiden. Keyifli sohbet için ve bizi davet ettiğiniz için ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Murat'cığım. Aynen. Biz teşekkür ederiz. İyi ki varsın Nilay. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Çok keyifli oldu. Vallahi hiç yetmedi bize. Çok da hızlı geçti artık. Bir dahaki sefere tekrar alalım. Evet. Her zaman bekleriz değil mi? Kesinlikle. Erkan'cığım. Evet tekrar ayaklarınıza sağlık Murat'cığım. İyi ki geldin. Nilay iyi ki geldin. Çok tatlı bir bölümdü. Nilay zaten inanılmaz. Murat desen öyle. Evet, evet. Zaman yetmedi. Nasıl evet, geçti yetmedi. Ya? Yetmedi. Tatlılardan, böreklerden, çöreklerden, yemeklerden ama biraz da astroloji konuşalım diyorum ben. Ve Filiz Çakal'la devam ediyoruz. Yayınımız bomba gibi devam ediyor ama astrolojide Erkan'cığım bizi neler bekliyor? Filiz'cim hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. İyiyiz. Çok teşekkür harikayız. Ederiz. Yine her zamanki gibi harika görünüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol canım. O senin güzelliğin. 166 yıl sonra evet. Neler oluyormuş? Neler oluyormuş? Filiz, neler öyle, oluyor? Çok önemli bir Nisan ayı içindeyiz aslında. 2022'nin en önemli aylarından bir tanesi. Tabii ki en son 1856 yılında gerçekleşen bir kavuşumu. Ve 166 yıl sonra tekrar Nisan ayının içinde yaşayacağız. Bu özellikle Nisan'ın son haftaları. Çok etkin olacak. Burada öncelikle maneviyatımızın çok güçlendiğini, işte aşk bekleyenlere aşkın gelebileceğini, kariyer anlamında daha böyle keyifli süreçlerin başlayacağını, tabii biraz da şifalanacağımızı anlatan bir kavuşum olacak bu. Tabii ki bu balık burcunda kavuşacağı için. Balıklar, evet, dikkat etmeli. Evet, balıklar, başaklar, ikizler, yaylar çok önemli bir döngünün içine girdiler. Her kavuşum aslında yeni ay gibi yeni bir döngüyü, yeni bir tohumu başlatır ve bizler bu dönem biraz daha böyle artık kendimizi ruhsal alana, manevi alana yöneltmemiz gereken bir süreçteyiz. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki Venüs'ün yani bizim iyicil gezegenimizin Jüpiter'le kavuşması, arkasından Neptün'ün ona eşlik etmesi demek. Ben şunu söyleyebilirim ki ekran başında bizleri izleyenlere ay sonunda 28, 29 ve 30 Nisan'da çok önemli kararlar alabilirler. Özellikle balıklar, başaklar, yay ve ikizler.
Sanırım sizin de Başak Burcu'ydu. Başak Burcu, evet. Değil mi? Sizin için yükselen de çok önemli. Yükselen terazi ama. Es geçmeyelim. Yükselen terazi ama teraziden de yine pozitif etkiler, pozitif anlamlar işin içerisine dahil edebiliyoruz ama çok önemli ve güzel bir zaman dilimindeyiz. Dolayısıyla şöyle değerlendirebiliriz. Aslında balıklar biraz daha toplum önünde görünürlüğünün artacağı, etrafa ışık saçacağı bir dönem yaşayacaklar. Başaklar evlenme teklifiyle karşılaşabilirler. Yani burada aşkta serenatların da çok yoğunluklu olabileceği bir dönem. Aynı zamanda hukuksal konuları varsa başakların burada şifalanabilirler. Pozitif anlamda bunu değerlendirebilirler. Aynı zamanda başaklar şunu yapmalı. İlişkide eğer problem yaşıyorsa bu problemi düzeltebilirler bu kavuşumla beraber. İkizlere geldiğimizde 2018'den beri kariyer anlamında çok ciddi problem yaşıyorlar. Artık kariyerlerinde yeni bir ivme kazanacağı, terfi alacağı ve başarıdan başarıya koşacağı bir döneme girecekler. Yaylara baktığımızda daha böyle ailevi konular, yaşam alanları daha pozitif anlamda gelişebilir. Tabii ki yaylar da evlenebilir bu arada, sürpriz bir bebek sahibi olabilir. Bu döneme baktığımızda en çok dikkatimizi çeken konu şu, Jüpiter'in Neptün'le 166 yıl sonra kavuşumu hepimizi şifalandıracak ama dikkat etmemiz gereken birkaç püf noktası da söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi özellikle denizlerle ilgili bir takım gelişmeler yaşanabilir. Ruhsal anlamda biraz depresyona meyillilik artabilir. Tüm burçlarda. Evet, genel olarak bütün burçlarda biraz daha hassasiyetimiz ön plana çıkacak. Yani çok çabuk alınabiliriz, çok çabuk pes edebiliriz. Balık aslında teslimiyettir. Evet, burada teslim olmamız gerekiyor ama bir yandan da baktığımızda kendimizi çok kaptırmadan, mantığı da devreden çıkartmadan, o maneviyatı da ön plana çıkartarak hareket edersek zaten Nisan ayının mucizeleriyle karşı karşıya kalacağımız bir dönem olacak. Ne güzel, zaten fiziksel olarak da çiçeklerin açtığı güzel havaların. Evet, baharın içimizde de böyle artık canlanmaya başladığı bir Nisan ayı. Evet. İçimizde gerçekten çiçekler açıyor. Gerçekten bir motivasyon geliyor bahar ayıyla birlikte. Nisan, Mayıs benim de gerçekten çok sevdiğim aylar. Erkan, seni nasıl sever misin sen bahar ayını? Yaz ayını kim sevmiyor ki? Evet. Bahar ayı zaten bir habercisi ya. Ben baharcıyım, ben yazcı değilim. Tişört giriyor ya içeri, inanılmaz. Ben direkt artık yaz modu, artık ne zaman denize girerim, 2 ay kaldı. Direkt o modda oluyorum. Boğalardan sanki hiç bahsetmedik gibi ya. Bir boğalardan aslında zaten burcu. 2022 boğanın yılı baktığımızda. 2023'ün Mart'ına kadar Kuzey Ay düğümü Boğa burcunda devam edecek ve boğalara şunu söylüyor. Biraz konfor alanının dışına çıkabilirsin. Denenmemiş yöntemleri deneyebilirsin. Bu zamana kadar gittiğin yollar belki çok farklı sonuçlar getirmiş olabilir ama yolları değiştirebilirsin. Tabii bu arada boğaların evliyse eğer evlilikleri çok daha iyi bir konuma geçebilir. Yani eğer evliliğinde böyle bir takım pürüzler varsa bunu düzeltebilirler. Bekarlar evlenebilir. Bu arada yükselen boğalar ve güneş boğalar çok enteresan bir şekilde çocuk sahibi olabilir. Sürpriz gebelikler boğaları bekliyor. Bekliyor. Aa, evet. Enteresan. Ve bu arada toprak alım satım işleri de boğalar için çok önemli. Benim genel olarak bu yılki tavsiyem boğa burçlarına, yükselen ve güneşlere özellikle toprak yatırım yapsınlar. Toprağa yatırım yapsınlar. Aslında herkes için bir yatırım tavsiyesi değildir ama bunları boğalara çok rahatlıkla söyleyebilirim. İlginç. Evet. Bu da çok ilginç geldi bana. Seni merak ettiğim bir şey var mı Erkancığım? Süremiz daraldı. Son olarak var mı eklemek istediğiniz? Eklemek istediğim şu, biraz daha maneviyatı ön plana çıkarttığımızda Nisan ayını çok mucizelerle yaşayacağımız bir ay olarak söyleyebilirim. Herkese şimdiden güzel bir ay diliyorum. Evet, inşallah tüm izleyenlerimize, herkese bahar tüm güzellikleriyle gelsin. Sen gelsin. De tüm güzelliğiyle geldin Filiz'ciğim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir bölümün daha sonuna geldik Erkancığım. Haftaya görüşmek üzere. Peki, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.